Türkiye'de yemek denince akla gelen ilk yerlerden birisi, söylemiştim, Gaziantep. Şu anda Gaziantep'in dar sokaklarında, eski Antep değil mi burası? Eski Antep. Yürüyoruz. Birazdan bir baklava imalathanesine gireceğiz. Bu arada tanıştırayım, Ali Dövenci. Bu Fire Room'un lezzetlerini yaparken arkadaşım. Yarı Antepli kendisi ve bize Antep'te o eşlik edecek. Bence birazdan oldukça eğleneceğiz hep beraber. Evet, gördüğünüz gibi kıyafetlerimizi giydik ve baklava imalathanesinin tam ortasındayız. Yanımızda üçüncü ya da dördüncü kuşak altıncı mı? Kuşak abi. Altıncı kuşak, vay be. Altıncı kuşak Murat Güllüoğlu bize baklavanın bütün aşamasını gösterecek. Ama bütün aşaması değil galiba çünkü bütün bizi beklerken... göstermeyeceğiz, evet abi. Çünkü hamuru yoğurmamız gerekiyordu. Hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuz tamamen sert buğday unuyla, su, tuz ve yumurtayla yoğurulan bir hamur. Burada inceltiyoruz. Bu makine bize günde yaklaşık olarak 1 saat kazandırıyor. Esas eski baklavaya göre Antep baklavasının ilk farklılaştığı nokta bir yerde bu olmuş. Çünkü nişasta kullanarak daha ince hamur açmayı keşfettikleri zaman daha ince, daha hışır, daha lezzetli bir baklava elde etmişler. Hışır mı? Hışır ne? Isırdığımız zaman sesini duyabileceğimiz şey. Çıtır çıtır. Çıtırtısı, aynen hışır. Burada sardığımız hamurları oklavaya sarıp burada daha ince hale getiriyoruz bu tarafta. Hamuru bu incelikte açmaya gelene kadar ciddi bir ustalık sarf ediyoruz. Kaç kat var şu anda orada mesela? 10. 10 kat. Her bir katın olsa yine bolca nişasta serpiliyor. Kenardan elde edilen parça hamurlarla döşüyoruz. Bu birazcık da el yordamıyla, aslında tartıyoruz ama yine de bir el yordamı var bunun içerisinde. Ortalama olarak bir tepsi baklavada en altından en üstüne kadar 35-40, yani 40'a daha yakın, 40 kata kadar hamur var. Şimdi tepsimizin kaymağını yatıracağız. Bu çünkü yaş baklava. Hı hı. Yaş baklavada içerisinde... Kaymak dediğimiz zaman normal bir kaymak değil mi? Günlük olarak temin ettiğimiz keçi sütünün irmikle kaynatılması sonrasında yüzündeki kaymağın alındığı ve daha sonra hazırlanan bir kaymak. Her bir aşaması ciddi ustalık gerektiriyor. Çünkü şurada yapılan herhangi bir hata bir tepsiyi şu ana kadar vermiş bütün emeği heba edebilir. Tabii. Onlar hep tartılıyor tabii. Tabii ki. Oranı belli, tartısı belli. Kaç kat çekiyorsun onu bakalım? 10 kat. 10 kat mı? Evet. Her katın arasında da sade yağ. Evet. Koyun sütünden çıkarılan bir yağ. %99.9 oranında saf yağ içerir. Hı hı. Daha sonraki aşamada tepsimiz dilimleniyor. Burada yine şey çok önemli, işçilik, ustalık. Her bir dilimin iyi bir şekilde kesilmiş olması, arasının iyi açılmış olması lazım ki tezgahtaki arkadaş satarken zorlanmasın. Doğru. Her bir dilimi de eşit olması lazım ki kavga çıkmasın. O da doğru. O ağırlığın sebebi ne? Şu kullanılan ağırlık, o da or taraftan dilimlemeye başladığı zaman tepsinin, yani hamurun bu tarafa çekmesini engellemek için. Şimdi bu tepsimiz pişmeye hazır abi. Bunu yukarıya götürelim fırına. Şekerimizde kesinlikle 1 gram bile katkı maddesi bulunmamakta. Tamamen pancar şekeri. Peki şimdi bu emir komuta zincirinde buradaki. En son bu şerbetini veren en baş ustamız mı oluyor? Kesinlikle o olmalı. Çünkü bütün aşamaların şu anda gördüğünüz gibi zaten hani kontrol ediyor bir yandan da. Oto kontrolünü sağlıyorsunuz en son aşamada. Eğer bir kusuru varsa burada görürsünüz her şeyi zaten ve o gerekli yere iletilmelidir ki bir sonraki ürünlerde şunu yaşanmaz. Yanlış yaptım, bu böyle oldu diye. Evet, gördüğünüz gibi baklava, şu ufacık baklavaları ağzımıza atıyoruz ve tek lokmada yiyoruz ama yapılışının bayağı uzun uzun bir hikayesi var. Oldukça zor bir zanaat. Ve gördüğünüz gibi bir sürü usta bunun için bütün gün çalışıyor. Şu baklavaları, bir dilimini bizim ağzımıza atıp güzel, lezzetli bir şekilde yememiz için. Ama sadece baklava yapmıyorsunuz siz, değil mi? Aynen. Bir yandan da börek yapıyorsunuz. Ki Antep'in su böreği bayağı farklı bir şey. Kesinlikle. Baklava hamuru mu o yine? O da baklava hamuru abi. İçerisinde yine sade yağ kullanılıyor. Antep peyniri, maydanoz. Bunlarla yapılıyor. O zaman bir de ona bakalım. Biz her gün şimdi onu imal ediyoruz dükkanımızda da, satıyoruz. Şimdi şu meşhur herkesin gördüğü o sünen börekler var. Onu bir şekilde bu Antep
su böreğiyle ki benim en sevdiğim su böreklerinden bir tanesi. Hatta belki en sevdiğim bizim evin orada bir tane yer vardı, ondan alırdık. Evet. Onu şimdi sucuklu ve kendi yaptığımız peynir karışımıyla bir versiyonunu yapacağız değil mi? Yapacağımız su böreği şimdi bu mu? Evet abi. Onun en altında çıtır kalsın diye haşlamadan koyuyoruz. Evet. Diğer hamurları haşlanıyor. Bu arada baktığımız hamurumuz. Aradaki hamur ona göre biraz daha kalın olan haşlanan hamur. Şimdi onu araya döşeyeceğiz. 3 kat mı normal hamur atılıyor? Evet. Haşlanmadan. Aynen. Şey haşlanmış. Ha, haşlanmış 3 kat atılıyor. Bu şimdi normal standart yaptığım bir tane su böreği. Aynen öyle. Bu bir tane yaptığım standart su böreği. Burada kullandığın Antep peyniri ve maydanoz. Evet. Burada da karışım olarak dil peynirimiz var başka. Dil peyniri ve kaşar peyniri. Kaşar peyniri. Aynen. Ne kadar bol malzeme o kadar lezzetli gibi bazıları düşünüyor ama öyle değil aslında. Her şeyin tam kıvamında olması gerekiyor. Ben bunun yarısını sucuklu yapacağım. Yarısını sadece peynirli yapacağım. Bu şimdi bu şekilde üst katta döşenecek. Ondan sonra pişmemişlerden de en üstüne galiba verilip, değil aynen mi? Öyle. En sonunda dükkanda sıcak şekilde buluşacağız biz onunla. Bunun üstünü kesmeyeceğiz ama. Evet. Kesmemizin sebebi anlatacağım size. Dükkanda anlatacağım. Ya hatta yerken anlatırsam daha iyi anlaşılır olur. Elinize sağlık arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Merhaba Fikret Usta, nasılsın? Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim, sağ olasın. Dün bütün gün yemek yedik. Bugün de dedik ki şu Bakırcılar Çarşısı'nı dolaşalım. Çok güzel. Dostlarımız bizi Bakırcılar Çarşısı'nda bir onlar da görsün Antep'e gelmeyenler varsa. Evet. Bir de tabii Bakırcılar Çarşısı olmasının sebebi burası. Gerçekten burada bakır işçiliğinin yapılması yani, değil mi? Aynen. Herhalde eskiden sadece bakır vardı burada. Başka hiçbir şey yoktu. Tabii. Eskiden önce bakırlar vardı. Sonra alüminyum çeliğe dönüştü. Hı hı. Yeniden bakıra döndük. Sen iş yapıyordun galiba Fikret abi. Evet. Şefim de deneyebilir mi? Hadi. Sen ama bir önce bir göstersin canım nasıl deniyor. Öyle mi? Tabii tabii önce bir göstersin. Böyle ata binermiş gibi oturuyor musun? Bu şekil. Şöyle bir daha güzel bir model olur yani. Tamam. Şöyle bir vurabiliyor muyuz? Biraz daha sert ver çık köşelerine. Evet. Bak oradaki şeyi bozduk. Sıkıntı yok. Alışmak lazım. Tabii. Dizini kullanırsan daha kolay olur. Şöyle destek alarak. Aha. Aynen. Elin basın. Biz bunu çirtikli sahan yaptık şu anda. Evet. Kenarı çirtikli sahan dediğimiz tabak. Bu beyran tabakları. Hmm. Bu kenarı çirtikli oldu. O sadesi. Anladım. Anlatabildim mi? Evet. Kiminin içini kalaylayıp dışı kırmızı oluyor. Kimi iç dış kalaylı oluyor. İsteğe bağlı yapıyoruz. Yani. İyi, elinize sağlık. Vallahi yani hiç kolay gözüküyor ama hiç kolay değil. Biraz alışmak gerekiyor tabii. Baksana arasındaki boşluklar hepsi aynı birbiriyle. Kalay şu metal gibi gözüken. Aynen. Öbürü ne peki? Anlamadım ben onun ne olduğunu. Tuz olmayınca bu kalay olmuyor. Ha. Bu sulandırıyor. Kalay budur. Bak. Evet. Yumuşak bir şey. Yumuşak eğilebilir mi? Metal bu. Eğilebilir ama kolay kolay kırılmaz. Hakiki kalay bu. Orijinal. Allah Allah. İlginçmiş. Gördüğünüz gibi gayet bükülebilen. Aynen. Çok da rahat bükülebilen bir metal aslında bu. İstediğin şekilde gelir. Ama kırılmıyormuş. Kolay kolay. Kolay kolay kırılmıyor. Bitti değil mi şimdi? Şu anda bitti. Bu kullanılmaya hazır. Ha kardeşim. Ve gördüğünüz gibi demin altı bakır rengiydi. Şimdi kalaylandı içi dışı. Vallahi ben de ilk defa böyle bir şey görüyorum.
Olur, sağ olasın. Olur. İki tane yeterli mi? Yeterli, yeterli. Çok teşekkür ederim. Abi kolay gelsin. Muhsin Zade Abidin Usta'nın yerindeyiz şimdi. Burası. Burada paf ciğer yiyeceğiz. Yani akciğer, akciğer kavurma. Yarım versen bana daha iyi. Onu başkasına ver, yarım ver bana. Yazık olmasın. Burada da nohut var değil mi? Evet. Ha. Yok kavurma yiyeceğiz. Kavurma yiyeceğiz. Gerek yok, sağ ol. Evet, akciğer kavurma. Biraz piyaz koyduk içine. Acı biber. Soğan. Acayip lezzetli bu. Ne kadar ustacığım bunun fiyatı? Bu efendim yarım dürüm bu. 1,5 lira. 1,5 lira? Evet. Tamamı 3 lira. 1,5 liralık bir dürüm yiyorum şu anda. Tamamı 3 liraymış. Abi. Yani yediğim en güzel 1,5 lira olabilir bu. Öyle söyleyeyim. Hatta olabilir demeyeceğim. Yediğim en güzel 1,5 lira bu. Bu akciğer Türkiye'nin her yerinden Antep'e gönderiliyor. Antep'ten başka hiçbir yerde yapılmıyor. Bildiğim kadarıyla, eğer yanılıyorsam düzeltin beni lütfen. Ve bence çok büyük bir hata. Bunu herkesin yemesi gerekiyor. Müthiş. Abi hoş geldin. Ne haber? İyi, bak tam börekler de aynı anda geldi. Vallahi. Sen mi getirdin diyecektin yoksa? Bir dedim, ben getirdim. Geç. Getirin bakalım. Bakalım nasıl olmuş. Tamam abi. Denediğimiz börek. Gel. Of, ne güzel kızarmış değil mi? Vallahi benim için de ilk defa olduğu için... Biz şu yuvarlığı yaptık ama. Evet. Yuvarlığı abi. O da normal olanı. Başlayalım mı abi? Hadi başlayalım. Sence hangi tarafı sucukluydu? Vallahi ben bu taraf sucuklu. Ediyorum. Bak şöyle sucuklu. Bir, evet, şeylik gibi var gibi. Renk biraz daha koyu çünkü ve daha şiş. Şu çıtırtıyı bir alalım mı? Bakın. Evet. Sadece Antep böreğinde şöyle kestiğin zaman o çıtırtı olur. Geliyor. Bir yapar mısın? Hışırtı daha doğrusu değil mi? Hışırtı senin deyimin. Tam olarak hışırtı. Bunun bir de aralarının açılması lazım. Tabii. Biraz sündük. Biraz sündük tabii. Birazdan Güllüoğlu'nda yaptığımız su böreğinin yarı sucuklu, yarı peynirli denemesini yapacağız. Bir de ben deneyeyim bakayım. Sucuksuz kısmından buyur abi. Şu ekibi de çağıralım da ekipteysin ya. Bir de Antep'ten misafirlerimiz vardı. Onları da çağıralım. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel sündü. Aynen. Üretimini gördüğümüz imalathaneden 2 baklava odun fırına girdi. Şu anda önümüzde duruyor. Bunun hepsini yememizi beklemiyorlar herhalde. Yok canım, öyle değil. İddiamız yok. Ama ben bir dilim yerim en az. Ben de bir dilim yerim. Zaten yememiz lazım. Bahisleri açalım mı? Bu tepsiyi koyduk buraya. Böyle kuru kuru değil. Bizde en az yeme bahisi var. Öyle mi? Tabii. Tabii. O da bir direnç meselesi. O da bir direnç meselesi. O ayrı bir direnç meselesi. Tabii, inciyi yememek tutabilirim. Şimdi bu da İlk beraber... dilimi ağzına attıktan sonra zaten. Ama ben şunu da görmek istiyorum. Bu senin klasik baklavan değil mi? Klasik. Klasik Antep baklavası. Orijinal Antep baklavası. Hazır abi, dur daha anlatamadım, sen dayanamadın, götürdün. Baktığınız zaman kalitesini anlayabilmenin bazı yolları var. Neymiş hoşuma sen şimdi? Öncelikli olarak, şimdi bakın tepsiden daha yeni kaldırdı ki tepsi imalathaneden yeni geldi. Hı hı. Tabananın parlaklığı onun tazeliğini gösterir. Evet. Fıstığının yeşilliği içerisindeki kullanılan malzemenin kalitesini gösteriyor. Arasındaki, bakın
her bir hamurun katlarını tek tek görebiliyorsunuz. Ki imalatta zaten ne kadar ince açıldığını gördük. Evet. Bu hamur katları onun ne kadar işçilikli, her bir katının ne kadar ince olduğunu gayet net bir şekilde gösteriyor. Son bir test noktası olan damak. Artık bir ısırık alıp da hış sesini duyup da sonrasında damağınızda eze eze yediğiniz zaman ben duydum şahsen. Hışırtı bu. Evet, tamam. Hışırtı bu. Evet, iki gündür Antep'te inanılmaz yemek yedik. Çok sağlam yedik, çok sağlam yemekler yedik, çok lezzetliydi. Ama en az bir 3-4 kere, 5 kere, belki 10 kere daha gelmemiz lazım ki bütün Antep'in o lezzetlerinin farkına varabilelim. Mevsiminde en güzel yemekleri burada yiyebilelim. Kışın da gelmek lazım, yazın gelmek lazım, sonbaharda gelmek lazım. O yüzden daha çok geleceğiz Antep'e. Bakalım sağlam rotamız bizi bu sefer nereye götürecek?